Değerli izleyenler, sevgili Kayserliler, bu şehrin ışıkları başladı. Hepinize iyi akşamlar. Bugünkü programımızın konusu efsane müdürümüz rahmetli Mahmut Taşkın'ı anma programı. İlerleyen yayınımız esnasında beraber çalıştığı tüm muavinleriyle canlı telefon bağlantıları kurup Mahmut Hocam'ı konuşacağız. Sizlerin ekranlarınızın başında duygu yüklü, bazen hüzünlü, bazen mutluluk dolu dakikalar yaşayacaksınız. Bu programın yapım, tasarım, sunum işlerini birlikte yürüttüğüm arkadaşlarım Tevfik Eraslan, Ali Peker ve ben Metin Yücel programımıza gösterdiğiniz ilgi ve takdirden dolayı teşekkür ediyor. Güzel bir cumartesi akşamı geçirmenizi diliyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şimdi sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Şu anda yanımızda olmayan, yaşamını 1926-2002 yıllarına sığdıran ebedi istirahatgahında bizleri izleyen, her zaman kalbimizde yaşayan Kayseri Lisemizin çok sevilen, unutulmayan efsane müdürü Mahmut Taşkın. İkinci konuğum Kayseri Lisemize yıllarını vermiş baş muavinimiz, Adapazarı'ndan programımız için gelen değerli hocam Mustafa Vurdum. Hocam hoş geldiniz. Diğer konuğum Mahmut Taşkın hocamın Romanya Bükreş'ten programımız için gelen sevgili oğlu Cahit Taşkın. Cahit'ciğim hoş geldin. Teşekkür ederim. Cahit'ciğim müsaade edersen önce Mustafa Vurdum hocamdan başlamak istiyorum. Sen iki kişilik temsilci olduğun için Mustafa hocama yaşam öyküsünü anlatmasını rica edeceğim. Hocam kendinizi bize bir anlatır mısınız, tanıtır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Önce bu program çok hoş bir program. Ben görüntülerini sonradan Adapazarı'ndan alıyorum, arkadaşlar gönderiyorum. Evet. Geçmiş günleri yad ediyorum. Dolayısıyla hem Kay TV'ye hem de bu programı organize eden sizlere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Sağ ol. Bir de rahmetlik Mahmut Bey'i saygıyla, sevgiyle, hürmetle anıyorum. Tüm Kayseri'ye sevgiler, saygılar sunuyorum. Biz de size hoş geldiniz diyorum hocam. O kadar uzak yoldan geldiniz. Gerçekten de Cahit Bey de Tabrikleş'ten kalktı geldi. Siz Adapazarı'ndan geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi gördük. Yani şimdi ekran başında olan tüm izleyicilerimiz Kayseri'se ne kadar mutludur. Sizi yıllarca 30-40 yıldır görememiş olanlar var. Çok mutlu olduk, çok memnun olduk hocam. Buyurun hocam. Umarım mutludurlar. Ben Kayserliyim. Pınarbaşı'nın aşağı yukarı 45-50 kilometre doğusunda Sacaya köyü nüfusuna kayıtlı. Oranın ilkokulunu bitirdim. Pınarbaşı Ortaokulu'na geldim. İki sene Pınarbaşı Ortaokulu'nda okuduktan sonra Pazören Öğretmen Okulu'na ara sınıftan geçiş yaptım. Sonra da Pazören'de 5. sınıfa kadar okudum. Oradan İzmir Yüksek Öğretmen Okulu'na seçildim. Bir sene hazırlık okuduktan sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümüne girdim. 1970'te oradan mezun oldum. Aynı yıl Gaziantep İslahiye Lisesi'ne matematik öğretmeni olarak atandım. Bir sene orada öğretmen olarak çalıştım. O sene evlendim. Eş durumundan Kayseri Lisesi'ne geldim. Mahmut Bey'le de Allah rahmet eylesin tekrar orada tanıştım. Sene 1971. Sene 1971. 1971. Eylül ayında Kayseri Lisesi'ne göreve başladım. 78 Nisan ayına kadar Kayseri Lisesi'nde öğretmen ve müdür baş yardımcısı olarak çalıştım. 78'de Sakarya'da Arife Eğitim Meclisi, 2 yıllık bir eğitim meclisine yine idareci olarak atandım. Bir sene orada çalıştıktan sonra öğretmenlikten istifa ettim. Devlet öğretmenliğinden istifa ettim. Kendime ait bir iki ortak arkadaşımla birlikte özel okul, dershane, hatta kırtasiye, hatta özel okulun kıyafetlerini satan bir dükkan. Bunlarla uzun yıllar boğuştum. En son 2010 yılında kendimi emekli ettim. Daha maşallah gençsiniz hocam. Ne emeklisi, dur bakalım hocam. Peki, boşa çıktım öyle söyleyeyim. 2000 yılı. Evet.
İlgilenmiyor musunuz? Eğitimciliği tamamen mi bıraktınız? Yok, hayır. Eğitimciliği asla bırakmadım. Okullarda koruma derneği üyeliği, okul aile birliği üyeliği, üniversite vakfında görev, sağlık vakfında görev, bir takım derneklerde yönetim kurulu üyeliği falan, bunlarla uğraşıyorum. Öğretmeni hiçbir zaman bırakmadım. Bir oğlum, bir kızım var. Kızım Amerika'da yaşıyor 20 yıldır. Oğlum da American Life diye bir benim daha önce başlattığım bir dil okulunu Türkiye geneline yaygınlaştırmaya çalışıyor. Sanırım Kayseri'de de bir tane şubemiz var bu Talas yoluna giderken sol evet, tarafta evet. Görmüştüm. Kısacık yaşamı. O detaylara biraz detaylara gireriz. Ben şimdi sizi Cahit Bey sizden şey yapacağım. Evet. Önce kendinizden bahsedin. Kendi bir yaşam hikayenizi anlatın. Ondan sonra babanızın Mahmut Taşkın'ın hayat evet, hikayesini rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle yıllar sonra babamın öğrencileri tarafından hatırlanıp bu şekilde bir program yapılması bizim için çok onur ve gurur verici bir durum. Onun için size teşekkür etmek istiyorum. Vallahi biz hiç unutmadık yani. Öyle bir şey aklınıza gelmesin. Biz yıllarca kalbimizde yaşıyor. Çok seviyoruz. Yani tüm öğrenciler de bize gelen mesajlardan babanızı çok çok seviyorlar. Evet. Hep saygı duyuyoruz. Hiç unutmadık. Zaten biz. Hep görüyorum yorumlarda evet, falan. Yorumlarda hepsi, görüyorsun. Bütün yani. Öğrencileri falan hep çok iyi anıyor. İyi anılarını anlatıyor evet. Onunla ilgili. Öncelikle isterseniz ben kendimden biraz tabii, bahsedeyim. Tabii. Ben 1965 Kayseri doğumluyum. Üç kardeşin en küçüğüyüm. İlkokulu Kayseri'de Mimar Sinan İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Kadir Burhanettin Ortaokulu ve liseyi de sadece lise birinci sınıfı Kayseri Lisesi'nde okudum. Daha sonra babamın 1980 yılında görevden ayrılmasıyla haliyle ben de Kayseri Lisesi'nden ayrıldım. Daha sonra Ankara'da dil tarih İtalyan dilini okuduktan sonra Ankara'da, İzmir'de, Kıbrıs'ta turizm sektöründe çalıştım. Dil tarih İtalyan dili edebiyatı. Evet. Şimdi de son 12 yıldır Bükreş'te çalışmaktayım. Kısaca tamam. Kendimden yani, böyle bahsedebilirim. Niçin İtalyan dil edebiyatı? İngiliz, Fransız değildi İtalyan. Valla o dönem anlamı var mı? Yok, bir anlamı yok. O dönem bir merak duymuştum İtalyan diline. Öyle merakın kaynağı yok. Yani. Yok, öyle bir özel bir kaynağı yok. Şimdi de tabii bana çok faydası olduğunu oldu şimdi. Mu? Çünkü şu anda Romanya'dayım ve Romence İtalyanca'ya çok yakın bir dil. Aynı kökten gelen, Latin kökenli bir dil olduğu için Romence'yi de öğrenmem çok kolay oldu benim için. Onun o şekilde bir faydası oldu. Madem babanızı konuşacağız bu akşam, biraz da kardeşlerinizden, diğer iki kardeşinizden evet, bahsederseniz lütfen. Bir abim, bir ablam var. Onlar da aramızda birer buçuk yıl var. Ablam fizyoterapisti, emekli oldu. Abim de şu anda Zonguldak'ta. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde fizikçi öğretim görevlisi olarak halen çalışmakta. Onların durumu da bu şekilde. Çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi en zor kısmına geldi. Babasını anlatacak herhalde. Şey yapalım. Biraz evet. istersen şey yapalım. Mahmut Taşkın hocama, rahmetli Mahmut Taşkın hocamıza geçmeden önce Uzun hocama ben rica ediyorum. Matematiğin sizin dünyanıza giriş hikayesini dinleyelim. Siz program öncesinde de konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla matematiği çok seviyorsunuz. Matematikte de çok önemli başarılarınız var. Sizi matematiğe yönlendiren, matematikçi olmanızı size sağlayan şey nedir? Etkinler nedir? Ne zaman başladı? Biraz bunlardan bahsedelim. Sanırım bunun başlangıcı rahmetli babam. Babam hiç düşünmediğimiz yerde pat diye sorular sorardı. Atıyorum. tane çoban karşılaşmışlar. Biri diğerine bir koyun verirse koyunlara eşit oluyor. Yok o ona bir tane verirse onunki onun iki katı oluyor. Çobanların kaçar koyunu var diye sorardı. Bunu sınama yanılma yoluyla çözdürürdü. Ama onu çözmek, onu yorumlamak, onu düşünmek bizim ruhumuzda bir matematik sevgisi katıyordu. Çünkü matematik düşünmektir zaten, yorumdur, muhakemedir. İlk başlangıcı o. İlkokul öğretmenlerim herhalde çok iyi öğretmenlerdi. Ya da şöyle söyleyeyim, bize hep matematik okuttular. Yani ilkokulu köyde okudum, bütün gelen öğretmenler sanki tek dersmiş gibi
Hep matematik anlatırlardı. Sonra da öğretmen okulunda 4. sınıfta yaşadığını düşünüyorum. Allah uzun ömürler versin. Süleyman Altınbulak, sonradan bakanlık müfettişi oldu. Çok iyi bir matematik öğretmeniydi. Böyle olayları çok iyi anlatan herhalde kaynak bu 3 kurum ya da kişi olsa gerek. 5 yıl ilkokul okudunuz. Evet. Daha sonra Pınarbaşı Ortaokulu'nda başladım ama öğretmen okuluna geçiş yaparak Pazören. O nasıl geçiliyor? Her isteyen geçebiliyor mu ortaokuldan öğretmen okuluna hocam? Biraz o aşamalardan bahsedelim. Onun çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama. Kısaca nasıl? Pazören öğretmen okuluna o zaman 1. Doğu Menzil Komutanı gelmiş. Misafir olarak. Onun da arabasına tebeşirle bir şey çizmişler. O da galiba suç unsuru olarak görülmüş. Hemen disiplin kurulu kararıyla 28 mi 30 mu öğrenci atılmış. Dolayısıyla öğretmen okulunda bir boşluk oluşmuş. Tabii bunun bir kısmı ortaokul düzeyinde, bir kısmı lise düzeyinde, işte sınıf sınıf farklı bir sürü, kaç kişilik boşluk olmuşsa ona göre öğrenci seçilmiş. Ama şunu net biliyorum, Pınarbaşı'na 79 kişi katılmıştık, bir kişi ben geçmiştim. Sınavla. Orta 3 gibi öğretmen okulu 3'e geçtim, 4'ü 5'i okudum oradan da. Yanlış bir soru olursa lütfen cehaletimi bağışlayın. Sevgili Metin'in babası Kazım amcanın okuduğu köy enstitüleri mi sonradan şey oldu, okul oldu? Ayrı bir binalar mı Metin bu konuda? Binalar zannederim aynı. O bina, aynı bina değil mi? Köy enstitüsü mezunu. Aynı Kazım bina değil mi hocam? Siz aynı binalarda mı eğitim aldınız? Biraz oradan bahseder misiniz lütfen? Çok keyif alırım ondan bahsetmekten. O köy enstitüsü dediğimiz okullar ki bunlardan bir tanesi Pazören'deki Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu'dur. Benim okuduğum zamanki adı. Ondan önceki de Pazören Köy Enstitüsü. Mekan aynı mekan. Mekan aynı değil mi hocam? Ve bu mekanlar o zamanın öğrencileri tarafından yapıldı. Yani böyle müteahhitlerle, mimarlarla falan filan değil. Bizzat çocuklar sırtlarında kim bilir. Babam taşımış. Kazım Bey kaç tane taş taşımış? Kaç kilometre diyor? Saatlerce yoldan taş taşırdı. Evet, evet. Hatta Kazım binalardan hocam. Birinin ismi de Gül Cemal'dir. Evet. O zaman Pınarbaşı'ndan gelmiş bir tane çocuk herhalde ayağını mı kırmış taşı taşırken sonra vesileyle o isim verildiği bize söylenirdi. O çocuğun ismi. O çocuğun. Ama köy enstitüsü köylere öğretmen değil. Köylere doktor yetiştirirdi. Köylere sıhhiye memuru yetiştirirdi. Köylere müzik uzmanı yetiştirirdi. Köylere ressam yetiştirirdi. Köylere çiftçi yetiştirirdi. Köylere baytar yetiştirirdi. Köylere hayvanlara bakacak ya da ekinin hangi hastalıktan kaynaklandığını bilecek insan yetiştirirdi. Dolayısıyla çok yönlüydü. Tam köye hizmet eden kurumlardı. Ben 61'de oraya geçtiğimde adı değişmişti tabii, epey de geçmişti. Öğretmen okulu olmuştu ama sistem hala çalışıyordu. Orada yazın herkes o 3 aylık tatilin 1,5 ayını çalışarak Pazören'de geçirirdi. Bir kısmı ilk 1,5 ay, bir kısmı son 1,5 ay. İşte köyde ne iş yapıyorsa ona göre ona işler verirlerdi. Ben o zaman koyun kırpmıştım. Pazören'in koyun sürüleri vardı. O zaman koyun kırpmıştım. Çünkü neyi becerirsin dediler işte. Belki biraz daha kolayımıza kaçtığı için mi ya da başka evet. Talip çıkmadığı için mi? Onun için öğretmen okulunda bu şekilde yetiştik. Hocam bir şey söyleyeceğim, lafınızı kestim de. Ben babamdan başkasına iğne vurdurmam. Tabii. O da mı orada? Kesinlikle. Ben Metin. Yani doktora da gitsem, hastanede zor yani. Babamdan başkasına iğne vurdurmam. Yani babam Pazarören mezunu, iğne vurma. O kadar güzel iğne vurur, o kadar güzel şey yapar. Düşünün hocamın dediği gibi. Kazım hocam izliyor mu? Kazım hocam izliyor. Babacığım buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Babam Kazım hocam. Biz de saygılarımızı öpüyoruz. Ama yeri gelmişken hemen şunu söyleyeyim. Pazarören'de her bir önceki sınıfa hiç kimse adıyla hitap etmez. Edemez. Evet. O abidir. Çetin abi, Hayri abi, Ali abi gibi. Kesinlikle onun için Kazım Bey benim abim, buradan hürmetlerimi sunuyorum. Şey derdi, bir de kızların ismini bilmezdik diyor Kazım Hoca. Hep bacı diye hitap ederdik. Onlar da o öyküleri biliyoruz. Bizim dönemimizde. Onlar varmış. Bacı deme şansımız hiç olmadı ama. Ben
üç taş oynarım, dokuz taş oynarım, dama oynarım, satranç oynarım, pimpon oynarım. Mandolin çalarım, çok kişiye göstermedim ama kendi çekicimizi, kendi pensemizi kendimiz yapardık iş derslerinde. Ki bu benim dönemde ki Kazım Beyler kim bilir onlar neler yapmışlardı o zaman. Evet. Çok çok babam işte konuşuyorsunuz anlatıyor ben, ama. Ben çok, çok mutlu çok, oluyorum dinlemekten. Evet, evet. O babanla onlar, o konuları. Onlar bir tarih. Aynen, onlar harika. Çok büyük efsaneler. Cumhur, evet. Cumhuriyetin efsaneleri onlar. Aynen, aynen evet. Öyle. Evet. Siz, evet. Kayseri Lisesi'ne de öğretmen olarak geldiğiniz günleri konuşacağız da dilerseniz önce Cahit Bey'den bir aileyi babasını dinleyelim. Tabii. Babasının aile yapısını dinleyelim. Evet, tabii. Yani Mahmut Hocam mı dinleyelim? Sağ olun. Mahmut Hocam'ı bir... Babam 1926 Diyarbakır doğumlu. Evet. Diyarbakır'da özel idare memuru bir babanın, ailenin 3 çocuğunun en büyüğü. Tabii 1926 yılında Cumhuriyet kurulalı daha 3 sene olmuş. Zor yıllar. İlk öğretimini Diyarbakır'da yapıyor. Ortaokulu Diyarbakır'da okuyor. Liseyi babasının tayini üzerine Antakya'da lise eğitimini Antakya'da devam ediyor. Daha sonra ortaokul yıllarındayken İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor ve babam İkinci Dünya Savaşı'nı radyodan takip ediyor. Radyodan takip ediyor ve orada Almanca'ya merak sarıyor. Ve Almanca öğrenmek istiyor o dönemde. O yaştayken, 13-14 yaşlarındayken. Liseyi de bitirdikten sonra Almanca eğitimi almak üzere Gazi eğitim, Gazi terbiye o eski ismiyle oraya gidiyor ve orada Almanca üniversite eğitimini orada tamamlıyor. Daha sonra Almanya'ya gidiyor. Almanya'da Hamburg'da Goethe Enstitüsü'nde Almancasını ilerletiyor. Tabii edebiyatını her şeyini öğreniyor. O dönemde de Almanya onlar da 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmışlar. 10 sene olmuş. Tabii ülke harap vaziyette. Ülkede iş gücü yok, akademik personel yok, erkek yok. Çok ısrar ediyorlar. Kal diye. Almanya'da kal diye çok ısrar ediyorlar. Ama babam kabul etmiyor. Ben diyor annemi özlerim, ülkemi özlerim diye. Teklifi kabul etmiyor ve Türkiye'ye dönüyor. İlk görev yaptığı yerler Kars. Kars Lisesi. Orada görev yapıyor. Sonra tekrar üst düzey Almanca bildiği için birkaç kere görevli olarak Almanya'ya yine gidiyor. Ve Kayseri Lisesi'ne gelişi de 1958 yılı. 1958 yılında da Kayseri Lisesi'ne öğretmen olarak geliyor. Almanca öğretmeni olarak geliyor. Kayseri Lisesi'nde de 1958. 58, evet. Branşı Almanca ama aynı zamanda müzik öğretmeniydi. Müzik Almanca'nın yanı sıra müzik derslerine de girerdi. Hatta öğretmeni olmadığı zaman İngilizce derslerine de girermiş. Akşam çalışıp sabah öğrencilere anlatırmış İngilizceyi. Dilerseniz bu arada telefon bağlantımız hazır. Sayın Mehmet Yavrucu Hocam'a bir soralım. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet değerli izleyenler, Sayın Mehmet Yavrucu Hocam telefon hattımızda var. Hocam iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Hocam. Hocam hoş geldiniz. Cahit Bey merhaba. Merhabalar. Hepinize iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet Yavrucu Hocam, siz müdür yardımcılığı görevinde bulundunuz ben, değil mi Mahmut Taşkın? Mustafa Bey Hocam'la hep yönetici olarak birlikte çalıştık, hem öğretmeniz. Mustafa Bey Hocam benim müdür baş yardımcımdı. Sonra Mustafa Bey Hocam gidince ben müdür baş yardımcısı oldum. Tabii Mahmut Taşkın denince Mahmut Taşkın lise için bir idoldü. Yani onunla liseyle özdeşleşmiş. Bizim sadece müdürümüz değildi, aynı zamanda ustamızdı. Aynı zamanda bizi yetiştiren, yönlendiren öğretmenlik bir yana. Yani bir memurun resmi bir kurumda nasıl oturacağını, nasıl hitap edeceğini, nasıl kuracağını biz hepsini ondan öğrendik. Dedim ya, müdürlük onun yanında, Cahit'ciğim orada söylüyordu. O şeyleri, o çeşitli enstrümanları en iyi çalanlardan biriydi. Yine oraya bir takım turistler geldiğinde sadece Almanca değil, Cahit bunu belki söyleyecek, İngilizceyi de harikulade konuşan bir insandı. Yani son derece
böyle mütevazi, son derece ön yargılı olmayan ve bunları olayları çok geniş düşünen, çok iyi değerlendiren, işte son 3 yılda yakın düzeyde çalıştım, tabir uygunsa taşı tam gediğine koyan, pratik bir zekaya sahip olan... Ya hepsini sen söyleyeceksen bize ne kaldı? Bak yavrucacağım, yavrucacağım bak ne diyor, vurdum hocam ne diyor? Hepsini sen söyleyeceksen bize diyor ne kaldı geriye diyor hocam. Belki ben bir şey demiyorum, şöyle bakınız. Buyurun. Yok, şaka yapıyoruz. Diyorum. Mustafa Bey hocam çok iyi bilir. Evet. Çok önemli bir konu olduğu zaman bizi çağırırken... Ya işte Mustafa'cığım veya Mehmet'ciğim bir kahve içelim mi? Ha bir kahve içelim mi diyorsa bilin ki çok önemli bir konu. Ha şimdi şöyle söyleyeyim. Daha Cahit'ciğim bunu hatırlayabilir mi bilmiyorum. Ama Işıl'ın da ben dersine girmiştim. Ablasının en büyükleri o. Mahmut Bey hocamın mesai bittiğinde evine gittiğini ben hiç hatırlamıyorum. Hep böyle Müzeyyen Hanım rahmetli, hepsini büyük rahmetle anıyorum. Annem her sağ. Her zaman arar, hemen geliyorum. Hemen, hocam, 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 annemiz sağmış hocam. Annesi sağ, Allah uzun ömürler versin hocam. Mehmet hocam, annem sağ, Ankara'da. Yaşıyor şu anda, evet tabii. Uzun yıllar, sağlıklı yıllar diliyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten daha bir gün, o saatte eve gitmiş diye işte Mustafa Bey hocam bunları anlatacak. Geliyorum der ama kendisi buna yok. Senin her tarafıyla uğraşan, elin değmediği yer olmayan, gerçekten yani kendini liseye adamı bir büyük bir eğitimci. Çok büyük bir eğitimci. Başta Mahmut Bey müdürüm olmak üzere, ustam olmak üzere geçmişlerin hepsini rahmetle, şükranla anıyorum. Çok, hocam evet. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok hayırlı teşekkürler akşamlar. Mehmet hocam. Hayırlı akşamlar, çok teşekkür ediyoruz hocam. Saygılar sunuyoruz. Şimdi Yavrucu hocam bir şeyden bahsettiler. Babanızın İngilizce de bildiğini, turistlerle konuştuğunu ama İngilizce derslere de girdiğini biliyoruz galiba. Tabii esas branşı Almanca ve müzik ama kendi merak ederekten İngilizce de öğrenmiş. Hatta bazen bir gece öncesinden kendi çalışıp ertesi gün derse girermiş. Kadrosu öğretmeni olmadığı yıllarda, İngilizce öğretmenin okulda olmadığı yıllarda o şekilde İngilizce de konuşurdu tabii. Peki, tam bu yere gelmişken Mustafa hocamdan rica edelim. İngilizce sınavlarına da mı girerdi Mahmut Bey? Orada bir ilginç soru yöntemleri vardı diye duymuştuk. Şimdi, biraz onlardan bahseder misiniz? Mahmut Bey tartışmasız hümanist bir insan. Herkesi severdi. Herkesi de korurdu. Yanında çalışan bütününün de, Yavrucu Bey çok güzel söyledi, hepsinin babasıydı. Ve biz en çok ona güvenirdik. Biz gençtik, hatalarla doluydu yaşamımız kim bilir ama en son gider Mahmut Bey'e söylerdi, biz böyle böyle bir şey yaptık. O merak etmeyin ben hallederim derdi ve hallederdi. Ama bu İngilizce sınav meselesi bir başka bir şey. Buyurun lütfen. Genelde komisyonlara okul müdürü ya da okul müdürüne vekaleten müdür baş yardımcısı girerdi. Ama genellikle İngilizce yabancı dil sınavlarına Mahmut Bey girerdi. Matematik sınavlarına da genellikle ben girerdim. Mahmut Bey'in İngilizce sınavlarına gireceğini bilen öğrencilerden işte sınıflarda bazen böyle kabadayı tipler olur. Yani böyle en arka sıralarda otururlar. Ayakları da dışarıdan gözükür. Tamam mı? O edebiyatçılarda mı olur hocam? Genellikle tabii edebiyat konuları çıkar mı? Onlar sıralara geldiği halde, çağrıldığı halde sınava girmezlerdi, yok dedirtirlerdi. Ama Mahmut Bey'in gelişini beklerlerdi. Hmm. Mahmut Bey sınav komisyonuna girer girmez hemen arkasından pat diye tuvaletten çıkmış gibi ya da işte rahatsızlanmış gibi bir havayla sınava girerler. Mahmut Bey o ara kim girerse onun sınavını yapardı. Çünkü ben hiç hatırlamam ki Mahmut Bey içerideyken içeriye giren öğrenci sınıfta kalsın. Ve soruları da kendisi sorardı. Çok klasik 3 tane sorusu vardı. Evet. Ben İngilizce bilmem ama söylemeye çalışıyorum. Buyurun lütfen. How many E's have you derdi. Çocuk ıkmık edince böyle hep 2'yi gösterince gayri ihtiyari bir 2 çıkardı ağzından tamam derdi. Birinci soru tamam. Birinci soru bu. How many ears have you derdi. Yine böyle yapardı. Bir 2 daha derdi. İkinci soru tamam. Bir de üçüncü soru soralım derdi.
What color is my hair derdi. Çocukta çit yok. Anlayamadı, algılayamadı. Ya çocuğun bir günahı yok. Bizim saçımızın rengi bu. O da tamam. Hadi oğlum tamam derdi. Dolayısıyla böyle kabadayı ya da açık göz çocuklar hep müdür beyin sınava gireceği anı beklerler. İngilizce sınavlarından böyle geçerlerdi. Bunu Neşe Seyhan da iyi bilir. Eğer şu anda televizyonu izliyorsa. Mutlaka o sınavlara giren öğrenci arkadaşlar da vardır. O günleri şu anda yaşayan arkadaşlar da muhtemelen vardır. İzliyorlar hocam, herkes izliyorlar. Evet, o sınavdan geçmiş veya tanık olmuş arkadaşlar da. Yani çocuk sınıfta kalsın kolay kolay istemezdi. Yani eğer İngilizce ya da Mahmut Bey'in müdür olduğu dönemde bir öğrenci sınıfta kalmışsa hakikaten kalması gerektiği için kalmıştır. Yoksa kolay kolay Mahmut Bey bunlara da müdahale ederdi. Çünkü yetiştireceksiniz derdi. Evet. Çocuğu yetiştireceksiniz. Yani öğretmenlik çocuğu sınıfta bırakmak, zayıf vermek değil derdi. Öğrenci yetiştirmek derdi. Böyle bir yaklaşım vardı. Evet. Ben izninizle sevgili Metin Yücel'le benim birlikte etiketlemek diyoruz değil mi Metin'ciğim? Onu? Evet. Facebook'taki sayfamıza, programla ilgili sayfamıza yorum yazan değerli arkadaşlarımızın ben yorumlarını arz etmek istiyorum. Sayın Amit Pekmezci, başarılı yayınlar diliyorum. Sevgili müdürümüz rahmetli Mahmut Taşkınoğlu Cahit Taşkın'a selamlar. Sayın Baş Müdür Yardımcımız Mustafa Vurdum Hocama saygı ve sevgiler sunarım demiş. Hamit ben Bekmez. Ben bir şey okuyabilirim. Buyurun lütfen. Avanos'tan Tayfun Ceyhan, programlarında başarılar. Liseyi yatılı okuduğum için pansiyon baş müvessili olarak Mahmut Hocamı yakından tanıdım. Akşamları piyano başında, bazen gece yurt deneyimlerine tanık oldum. Hatta o yıllık ders dağıtımları planını hazırlarken Arthur London'un İtiraf adlı kitabını okurdu. Yemek listesini birlikte hazırlarken görüş sorardı. Cahit çok küçüktü, sizden bahsediyor. Öğleden sonraları gelirdi okula, gözlerinden öpüyorum. Mustafa Vurdum Hocama saygılar. Çok teşekkürler. Tayfun Ceyhan Avanos'tan selamlar iletiyor. Tayfuncuğum biz de teşekkür ederiz. Hoş ilettim. Çok teşekkürler. Ben evet. Tabii 15 yaşında Kayseri'den ayrıldım ama evet. Benim 15 yaşına kadar bütün hayatım Kayseri Lisesi'nde geçti. Evet. Yani en fazla Kayseri Lisesi'nde kalan öğrenci çift dikiş yapsa 6 sene kalmıştı. Ben 15 sene Kayseri Lisesi'nde şey yaptım. Hayatım orada geçti. Evet, bir başka Bursa'dan Sayın Semra Kurt Hocam. Kendisi de emekli eğitimci, Kayseri Lisesi mezunu. 45 yıl sonra saygı ve sevgiyle andığım hocamı ekranlarda da olsa görmek ne büyük mutluluk, anlatamam. Saygılarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Mahmut Taşkın hocamı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Asla unutmayacağım demişler. Daha yorumlar. Sayın Osman Doğan Erkıymaz demişler ki iyi yayınlar dilerim hocam. Bir öğretmen adayı olarak programdan yararlanıyorum. Sayın Mahir Erdoğan iyi yayınlar dilerim demişler. Yine Bursa'dan Semra hocam bir kısa bir şiir yazmışlar. Okumaya çalışayım. Görebilir misin kalbini, dağın, taşın, ırmağın, ya anıların hala yerli yerinde, korkak, çekingen, buğulu, yeniden yaratıyor gizli bir el, bir bükülüş olsa da dudaklarda, demişler. Şimdi Mümin Hocam bağlanacak mı bugün Metin? Hayır. Mümin Hocam yok mu? Nasıl şiir dinleyeceğiz Mümin Hocam'dan biz? Selamlarımızı. İnşallah Mümin Hocam'dan başka bir zaman. Selamlarımızı, saygılarımızı dinleyeceğiz. Hocam, Mümin Hocam'a da saygılar. Buyurun hocam. Mümin. Teması onunla çok ilişkili değil ama buyurun. Dörtlükte ben okuyabilir miyim? Muhteşemsiniz. Tabii. Şimdi bunun benimle hiçbir ilgisi yok Metin Bey. Evet. Devlet memurlarına senede kışlık kömür verilirdi. Kömür tevzi müesseseleri vardı. Biraz sonra bağlanacak Mehmet Ali Kılıç Bey muhasebe müdürüydü. Bir de ayniyat memurumuz vardı. Mehmet Karafakılı. Karafakılı bu devletin verdiği kömürü almak için vilayete, valiliğe gitmiş gelmiş. Tabii işler de düzenli yürümediği için çoğu zaman kış geçtikten sonra kömür tahsil edilebiliyordu ama
birkaç kez gidip geldikten sonra baktı ki kömür alamıyor. Bir gün bir dilekçe yazmış. İl katına diye, o zaman da öyle yazardık. Valide değil de il katına diye. Şöyle bir dörtlük yazmış. Buyurun. Dert ve meşakkatle geçiyor ömür. Soğuklar bastırdı, kalmadı kömür. İlgililere lütfedin emir. Bize de versinler yarım ton kömür. Evet. Sıvı hocam. Ben sürekli Cevdet Kudret'in Havada Bulut Yok isimli romanından okuyorum hocanın ilk Kayseri Lisesi'ndeki o 1934 yılındaki ilk dersteki nasıl bir tavır sergileyemeliyim ki öğrencilere karşı daha yararlı olabilir miyim anlamında. Siz aynı soruyu sizden cevaplamanızı rica etsem. Çatık kaşlı bir eğitimci miydiniz? Güler yüzlü bir eğitimci miydiniz? Artık onu öyle sormayalım da. Nasıl? Biraz daha formül edelim. Hocama vallahi şimdi nasıl soralım onu? Çatık kaşlı veya o şekilde değil de ilk derse girdiği şeyler de soralım. Ben ilk onu da yapar. İlk derse Kayseri Lisesi'nde Kayseri Lisesi'nde hocam. İlk intibanı nasıl? O ilk yani, muavinlik dönemlerini ilk. Muavinlik dönemlerini sonra çarpalım istersen. Buyurun hocam, ilk derse lütfen. Girdiğinizde vallahi ben yani neydi intibanız öğrencilere karşı? Şey söyleyeyim. Ben ilk dersimi Gaziantep İsrail Lisesi'nde girdim. Ama öğretmen okulu, arkasından da yüksek öğretmen okulu mezun olduğum için üniversite son sınıfta cumartesi günleri özel kurslar, özel okullar bir 3 ayda devlet tarafından zorunlu olarak biz staj yaptık. Stajda ders anlattık. Öğrencilere ders anlattık. Dolayısıyla çok yabancı biri olarak girmedik. Ama öğretmenlikle ilgili öğretmenlerimizden de çok ciddi mesajlar almıştım. Atıyorum birini söylemek istiyorum. Buyurun. Matematikte çok sıkıntılı konulardan bir tanesi de permütasyon, kombinasyon, olasılık konusudur. Pratik hesap denirdi bizim dönemimizde onun adına. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum. Bir hocamız şöyle demişti. Öğrencinin sınıfta sorduğu soruyu mutlaka sınıfta cevaplayın. Eğer sınıfta cevabını veremezseniz yarın öbür gün arkanızdan işte o da çözemedi evet. gibi bir mantık geliştirir, buna dikkat edin derdi. Ama arkasından da şunu söylerdi. Asla olasılık konusunda gelen soruyu o anda sınıfta çözerim diye başlamayın derdi. Çünkü o direkt olarak insan muhakemesine, mantığına dayanan bir olaydır. Eğer yanlış bir mantık kurarsanız yanlış bir sonuca sizi taşıyabilir. Onun için onu da ya dersin sonuna getirin, ya teneffüsten sonra çözeyim ama mutlaka çözün ama sınıfta başlamayın, rezil olabilirsiniz derdi. Ben hayatım boyu buna çok dikkat ettim. Olasılıktan bir soru geldiği zaman dur oğlum şimdi şu elimdekini bitireyim ondan sonra diye. Onu da genç öğretmenler var, biraz önce siz söylediniz evet, evet. Ona hocam da yani. Mesaj olarak vermiş olayım. Hocam şimdi şey yapacağız size inşallah şey yapalım da biraz sonra şimdi bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Sevgili izleyiciler, reklam arası veriyoruz. Reklamdan sonra görüşmek üzere. Değerli izleyenler, reklamlar izlediniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali'ciğim sen mesaj okuyacağınla veya soru mu soracaksın? Mesaj okumaktan ziyade, evet. Benim de bir duyurum olsun mu? Tabii buyur. Evet. Tamam. Değerli izleyenler, haftaya cumartesi akşamı sevgili Metin Yücel programda yok. Neredesiniz? Biz Göreme'deyiz inşallah. Göreme'deyiz. Bizim her yıl Kayseri Lisesi. Evet, Kayseri Lisesi'nin 6 Mayıs toplantısı var. 6 Mayıs'ta saat 10'da Kayseri evet. Lisesi'nin bahçesinde buluşuyoruz. Tüm Kayseri Liseliler, devreler kendi şey adalarında artık istediği yere gidiyorlar. Siz Ürgüp'e evet, gidiyorsunuz. Evet. O yüzden ben programa katılamayacağım. Hocam siz de gidecek misiniz? Hocam da var. Değerli kardeşim Ali'ciğim seni yalnız bırakacağız ama. Yok ben yalnız değilim. Biz de şöyle yapalım dedik. Şimdi sürekli sevgili Metin Yücel sağ olsun programımıza çok güzel katkıları yapıyor. Ve haftalardan beri Kayseri Lisesi'nde öğretmen olmak konusunda konuşuyoruz. Dedik ki haftaya da Talas Anayurt İlkokulu'nda öğretmen olmak olsun. Çok güzel, konumuz. Çok güzel. Kim olsun? Benim 69'lu 70'li yıllarda Talas İlkokulu'nda okuduğum dönemde ben B şubesindeydim ama A şubesinde görev yapan çok değerli bir büyüğümüz Sevim Tağan ve Sıtkı Tağan öğretmenlerimizi konuk edeceğiz haftaya programımızda. Değerli izleyenler o Talas Anayurt İlkokulu'nda konuşacağız. Bu programda da Talas'ımızın
Çağdaş Evliya Çelebi'si. Facebook'taki paylaşımlarından dolayı ben öyle nitelendiriyorum. Talasımızın Çağdaş Evliya Çelebi'si sevgili Mahmut Ercan da bizimle birlikte olacak. Ali'cim sen herhalde yorumlar okuyacaksın. Ben bir arz etmek istediğim tabii. Bir mesaj var. Daha sonra tabii, devam etmek istiyorum. Sayın Müzeyyen Turhan Ulutürk Hanımefendi. Şöyle demişler. Bu güzel program hazırlayan herkese teşekkürler. Rahmetli Mahmut Taşkın hocamızın okulun açılış konuşmasında lise 1. sınıfa başlayanlara şunu hatırlatırdı. Sizler öyle bir okula başladınız ki Cumhuriyet kurulalı beri Kayseri Lisesi mezunu olmayan hiçbir kabine kurulamaz demişti. Evet, her kabinede en az bir Kayseri Lisesi mezunu oluyor. Nurlarla uyusun gerçek bir entelektüeldi. Mustafa Vurdum hocama saygılar sunuyorum demişler. Sizin bu konuda eklemek istediğiniz var mı? Kayseri Lisesi kabine konusunda. Şimdi Kayseri Lisesi ismini şöyle koyalım. Orta Anadolu'nun üniversitesiydi burası o yıllarda. Çünkü Kayseri'de yüksek okul yoktu. Evet. Hem yüksek okul hem orta öğretim olarak Kayseri Lisesi vardı. Artı Kayseri Lisesi'nin eğitim kadrosu, öğretmen kadrosu, öğretim kadrosu bence bir şanstı. Ben orada öğretmen olmaktan korkunç keyif aldım. Çok şey de öğrendim. Ve Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Kayseri Lisesi'nin bakan vermediği hiçbir kabine kurulmadı derdi rahmetli Mahmut Bey. Ve bu doğrudur. Bu doğrudur ve ilginç isimler var. Bunlardan bir tanesi rahmetli Turgut Özal, Kayseri Lisesi mezunudur. İşte Abdullah Gül, Kayseri Lisesi mezunu. İki tane reisi cumhur. Herhalde Türkiye'de bir başka liseye nasip olmamıştır ki. Onlarca da abartmış olmayan başbakan ve bakan vardır. Bakanlar, evet. Bakan vardır. Böyle evet, bir hocam, başarılı. Evet, bir telefon var. Telefon. 3 numaralı bağlantımız hazır değil mi sevgili Mustafa? Sayın Feridun Caner hocam. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey, iyi akşamlar. Feridun hocam iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Mete, iyi akşamlar. Feridun hocam desek ki siz Mahmut Taşkın hocamla, rahmetli Mahmut Taşkın müdürümüzle görev yaptınız. Siz nasıl evet. Anlatırsınız? Anılarınız evet. Var mı? Neler paylaşırsınız? Tamam, Ali Bey, Kayseri Lisesi benim ilk göz ağrım. Hem orada liseyi bitirdim, rahmetli Mahmut Bey hocam hem öğretmenimiz hem müdürümüzdü. Sonra döndük geldik beraber çalıştık uzun yıllar. Onun için onu böyle bir şeyde günde hatırladığınız ve ona anmak için program yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca değerli arkadaşım Mustafa Vurdum'a hoş geldiniz diyorum. Oğlu Cahit Bey'e hoş geldiniz diyorum. Selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Mahmut Bey hocam rahmetli ile Kayseri Lisesi'nde çok güzel günlerimiz geçti. Ben müdür yardımcısıydım. Beni çok severdi. Bizler de onu çok severdik. Okuldan hiç ayrılmazdı. Geceleri dahi çalışırdı. Çünkü okulda tansiyon vardı. Geceleri hep kontrol ederdi. Bizler de belleticilik yapardık aynı zamanda orada. Onun için sürekli şekilde Mahmut Bey hocamla içli dışlı bir vaziyetteydik. Sık sık sohbet ederdik. Kendisi çok bilgiliydi. Tüm diğer okullar, milli eğitim öğretim konusunda ondan çok şeyler öğrenmişti. Kendisine çok minnettarım. Nur içinde yatsın. Allah'tan rahmet diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Hocam, Gülderen hocama da saygılarımızı sunuyoruz hocam. Beraber izliyoruz programı. Onun da çok selamları var. Ellerinizden öpüyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar dostum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu arada 28 Nisan dün babamın 15. vefat yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin. 2002 yılında, Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. 28 Nisan'da kaybettik kalp evet, krizine. Demek ki anlamlı bu oldu biraz. Anlamlı oldu, evet. Disiplin çok... konusunda biraz ben bir şey rica edeceğim sizden. Bu arada ben sevgili yönetmenimizden kaç kişi, 4 mü
4 numaralı bağlantımızı sevgili Mustafa Sırtlı'ya. Disiplin konusuna siz anlattıktan sonra diğer bağlantıya geçelim. Oradan da değerli eğitimcimizden bu konuda bilgi alalım. Şimdi babanızın enstrümanlarla ilgisi olduğunu belirtmiştiniz. Biraz ondan bahseder misiniz? Okuldan eğitiminden tabii şey var. Pardon, en başta ortaokul yıllarındayken biriktirdiği, harçlığından biriktirdiği parayla bir keman alıyor. O kemanla işte kendi kendine öğreniyor, biraz ders alıyor ve kemanını geliştiriyor. Daha sonra müzik bölümünde okurken de piyano, babasından kalan ut, onu geliştiriyor. Öyle müzik sevgisi, bilgisi oradan geliyor. Peki, devam edeceğiz. Tamam. Devam edeceğiz Cahit Bey. Ama Sayın Mustafa Erdoğmuş hocam telefon attığımızdalar. Evet. Efendim, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa hocam. Evet, siz birlikte görev yaptığınız müdürümüz evet. Mahmut Taşkın hocamı nasıl anlatırsınız? Mahmut Bey, hem benim Almanca öğretmenim, bir lisede okurken 3 yıl dersimize girdi. Hem de müdür olarak beraber, ben onun müdür yardımcısı olarak, o müdür olarak beraber çalıştık. İyi bir insan, iyi bir öğretmen, iyi bir idareci. Devletini düşünür, her bakımdan öğrencilerin sınıfı geçmeleri için gayret gösterirdi. Bakın şöyle, bazen biliyorsunuz okula mektuplar gelir. Onların zaaflarını biriktirirdi ki bunu ileride Çepe'ye gönderelim, bir katkımız olsun diye düşünürdü. Yönetmeliklere uyar, her şeyin üstünde uygun olmasını sağlardı. Öğretmenleri çok iyi tanırdı, ders saatini ona göre yapardı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, hatırasını söyleyeyim. Bir gün beraber çalıştırdık kendisine müdür odasında. Bir arkadaş geldi, hukukçuymuş, ders istedi. Hangi derse girersiniz diye sordu Mahmut Bey. Dedi ki İngilizce dersine girelim dedi. Peki nerede öğrendiniz İngilizce? İşte lisede okudum, üniversitede öğrendim falan. Ona bir iki soru sordu İngilizce dersine. Şöyle dedi, what language do you have dedi. Başınız nereyesin diye sordu. Arkadaş cevap veremedi. O zaman dedi ki, şu anda dersimiz yok, sizin daha sonra müsait olursa çağırır bizi, arkadaşı gönderdi. Yani öğretmenleri çok iyi tanırdı, iyi bir idareciydi, kendisinden çok faydalandım ben. Beraber çok çalıştık, öğrenciler gittikten sonra 4-6 lira kadar çalıştığımız olurdu video odasında. Kendisine rahmet diliyorum. Size de saygılar diliyorum. Çok hocam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Mustafa hocam, bir gün yayına sizi de bekliyoruz. İnşallah davet edeceğim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey de benim dersime girerdi. Lise 1'deyken. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Ali'cim müsaade edersen. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Ali'cim müsaade edersen ben Cahit'cime bir şey sormak istiyorum. Mahmut hocam, 19 Mayıs'ta taşınan bir bayrak hatırasını onu anlatmanızı istiyoruz. Zannederim 19 Mayıs'ta evet, bayrak. Bilmiyorum şimdi hala var mı? 19 Mayıs'larda birkaç gün öncesinden Samsun'dan çıkarılan bir bayrak vardı. Vardır, mutlaka vardır. Hala devam ediyorum, bilmiyorum. Toprak bayrak aynı şekilde. Atatürk'ün izlediği güzergahı takip eder, işte Sivas, Erzurum falan Kayseri'ye gelir. Topraklar alınıyor değil mi hocam? O topraklar ve bayraklar. Kayseri'den de Ankara'ya giderdi. 19 Mayıs törenlerinde Cumhurbaşkanı'na verilmek üzere. Evet. Bu bayrak Kayseri'ye geldiği zaman valilikte veya bir askeri yerde kalmazdı. Kayseri Lisesi'nde bu bayrak beklerdi, dururdu sabaha kadar. Ertesi gün atletler tekrar alaraktan, koşaraktan o bayrağı götürürlerdi Ankara'ya kadar, devrederekten taşırlardı. Bu bayrak da filama şeklinde, ön tarafında Türk bayrağı, arka tarafında Atatürk Türk gençliğinden Cumhurbaşkanı'na işte şeklinde bir yazı vardı.
Ama bu bayrak geceliğin geldiğinde Kayseri Lisesi'ne, babam onu gizlice Kayseri Lisesi'ne bizim eve getirirdi. Yani bakar mısınız ne kadar büyük bir suç, ama tabii ki sebebi var. Bayrağın bu beyaz kısmı atletler tarafından taşına taşına simsiyah, böyle leş gibi olmuş, hırpalanmış vaziyette olurdu. Babam derdi ki bu bayrak ertesi gün Cumhurbaşkanı'na verilecek. Bu şekilde hırpalanmış pis vaziyette bu bayrak verilmez. O yüzden eve getirirdi bayrağı. Annem de kız enstitüsünün dikiş öğretmeniydi ve iyi dikiş dikerdi. Hemen bir saat içerisinde o bayrağın o beyaz kısmını değiştirirdi, kumaşını değiştirirdi, makinede dikerdi, tertemiz yapardı ve babam tekrar gizlice onu Kayseri Lisesi'ne götürürdü, bırakırdı. Bu bayrak bu şekilde Cumhurbaşkanı'na verilmez, bu şanlı bayrak şeklinde açıklamasını yapardı. Gizlice götürürdü, Kayseri Lisesi'ne verirdi. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Telefon attığımızda çok değerli bir eğitimcimiz yine Sayın Ömer Köylü Hocam. Buyurun, buyurun. İyi akşamlar efendim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam siz Mahmut Taşkın Hocam'ı nasıl anlatırsınız? Anılar onlar Mahmut nasıl Taşkın Hocam'ın 24 saatinin 14 saati lisede geçer. Diğerlerinde ancak evine giderdi. Müzeyyen yengeme en az 4 defa yemeği ısıttırır. Geliyorum der, saat 10.30 olmadan gecede liseyi terk edip eve yemek yemeye gitmezdi. Rahmetli bütün ömrünü o liseye verdi. Yani bir Kayseri Lisesi olmuşsa, bunu oluşturanın başında bir Mahmut Taşkın vardır. Allah kendisinden razı olsun, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Gerçekten bizler ondan çok şey öğrendik, çok şey gördük. Gerçekten eğer biz öğretmenlikte çok az olsa bir başarımız varsa, bunda Mahmut Taşkın'ın büyük katkısı var. Ben kendimi öyle zannediyorum, öyle görüyorum. Diğer arkadaşlarım da vesaire arkadaşlarım da kendilerini öyle görüyorlar. Gerçekten Mahmut Taşkın bir okuldu. Bize çok şeyler öğretti. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Ömer Hocam iyi akşamlar. Teşekkür çok, ederiz çok hocam. Çok çok teşekkürler. Saygılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygılar sunuyoruz hocam. Saygılar. İyi akşamlar. Saygılar benden. İyi akşamlar. Sağ olun. Hocam disiplin kurulu nasıl oluşturulurdu? Biraz bu disiplin konusunda konuşalım mı? Konuşalım. Daha şeye geleceğiz. Saçı sakala da geleceğiz herhalde. Ona da geliriz. Kurulu bir ben şey yapalım. En çok saçı sakalı merak ediyorum da disiplin. Şapkayı da merak ediyoruz. Şapkayı, sakalı da merak şey yapalım. Ediyoruz. Ama önce disiplin şimdi, kurulundan başlayalım. Disiplin biraz. Kurulu, disiplin kurulunun üyeleri, iki üyesi öğretim yılının başında öğretmenler kurulunca seçilir. Ben Kayseri Lisesi'nde olduğum sürece Ergin Önem Nur İçinde Yatsın, bir de Nurşen Özdemar, benim hep disiplin kurulu üyelerim bunlar oldu. Nurşen Hocam. Nurşen Hanım ve Ergin Bey. Ergin Bey'e öbür dünyada aydınlıklar diliyoruz. Nurşen Hanım'a da bu dünyada sağlıklar diliyorum. Kendileri çok değerli öğretmen arkadaşlarım da. Ama başmuavin doğal olarak disiplin kurulunun başkanı. Ve kurallar da öğretim yılı başında alınırdı. Şimdi size ilginç bir öğretim yılı öğretmenler kurulu toplantısını anlatacağım. O ilginç öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulu toplantısı, ilginç olan öğretmenler kurulu toplantısını dilerseniz bir telefonumuz da hazır. O telefonla telefonla sonra. 6 numaralı bağlantımız Sayın Halit Sungur Hocam. Halit Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Halit Hocam iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar size. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Evet Halit Hocam, siz Mahmut Taşkın Müdürümüzle görev yaptınız. Evet. Aynı dönemde. Siz evet. Nasıl anlatırsınız? Paylaşacağınız tamam. Anılar var mı? Tamam. Her şeyden önce Kayseri'ye çok teşekkür ediyorum. Rahmetli müdürümüzü için program hazırladıklarından dolayı. Teşekkür ederim. Mahmut Bey, Kayseri Lisesi bir ekol duvarında lideriydi. Öyle bilelim. Ben Kayseri Lisesi mezunuyum.
mezun olduktan sonra da Fen Fakültesi'ne gittim. Bitirdim. Tekrar Kayseri Lisesi'ne döndüm. O anda Kayseri'de 3 tane lise vardı. Kayseri Lisesi, genel lise olarak. Sümer Lisesi ve Beyce Yazar Kız Lisesi. Hepsi de kapı, tam kapasiteyle çalışıyordu. Müdürümüz zaman zaman toplantılarda ya bardak taşıyor, ne yapacağız, yeni liseler açılması gerekir derdi. Onunla ilgili bir adım anlatacağım, müsaade edersen. Buyurun, lütfen. Ben işte ilk yılım 70-71 yılında birinci sınıflarda dersim var. Pansiyon binasındayız birinci sınıfla. 72 kişilik bir sınıfta ders yapıyorum. Kapı açıldı. O zamanki valimiz, yanlış hatırlamıyorsam, Abdullah Asif İğneciler, İl Milli Eğitim Müdürü ve ilk öğretim müfettişler kurulu başkanı, birkaç kişi daha müdürümüzden içeri girdiler. Sınıfta kara tahta ile öndeki sıra arasında 1-1,5 metre mesafe vardı. Tıklım tıklım dolu 72 kişilik bir sınıftı. Kürsü diğer tam derde yerleşmiş, o çıkmıyordu dışarı. Valiye kendimi takdim ettim, dersimizin konusunu söyledim. Tekrar devam edebilir miyim dedim. Buyurun evladım dedi. Devam etmeye başladım derse 15 dakika kesmedim. Anlattım. Sonra bir ara verdim. Sayın valim çok özür diliyorum dedim. Bak size oturacak yer gösteremedim. Sınıfın dağılığını görüyorsunuz. Tamam evladım dedi. Teşekkür ederim. Çıktı gitti. Teneffüs oldu. Teneffüste müdür bey, ben stajyer öğretmenim. Hizmetli göndermiş, çağırdı. Ben acaba bir hata mı yaptım, ne yaptım diye. Müdür beyin odasına gittim, otur evladım dedi, hemen çay içtim. Hocam nedir? Dedi, kaç tane sınıf geçtik? Gezdik, yani 15 yıllık, 10 yıllık öğretmenler var. Sizin söylediğinizi dile getiremediler. Ben valimize devamlı ısrar ediyorum, yeni lise açılsın diye dedi. Hiçbiri dile getiremediler. Stajyer olmanıza rağmen dedi, bak ne güzel dile getirdiniz dedi. Teşekkür etti ve aradan bir zaman geçti, bizim stajyerliğimiz kalktı, kalkmaz beni çağırdı. Bak dedi, müdür yardımcılığı boşaldı, seni müdür yardımcısı yapmak istiyoruz dedi. Ben efendim daha ben kendimi yetiştiremedim, yapamam, kıdemli öğretmenler var dedi. Hayır dedi, sen en güzel yaparsın. Hayır dedim, o efendim ben özür diliyorum dedim ve yine selam ve saygılarımı göndererek Halit Tezoğlu ve Abdurrahman Bey hocalarımız vardı, Akgürt. Onlar çağırdılar, onlar da müdür yardımcısı. Bu dedi, müdür bey sen de bir şey keşfetmiş, herkese teklif yapmaz dedi. Kabul ettik. Ya onların ısrarıyla kabul ettik. Değişik mevkilere gelmemize çok büyük emeğe vardır. Rahmetle anıyorum. Sizlere yeniden teşekkür ediyorum. Rahmetli hocamız için böyle bir program yaptığımızdan dolayı. Cahit'in ismini duyuyorum bakın. Oradaymış, en küçük oğluydu. Çok sevindi. Zaman zaman gelirdi. Ben kızı en büyükleri Işıl, onu okuttum da. Cahit tabii ben oradan ayrıldım, yetişemedim liseye. Baştan Metin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Özellikle beni aramak suretiyle öğrendim. Programa katılmamızı sağladı. Hocam teşekkür ederim. Çok da hocam çok da ayağınızı yediğim için. Metin Bey mi? Öyle diyor. Öyle diyor. Olsun. Ben mutluyum. Ben hocamı çok seviyorum. Tamam. 7 yıl kadar müdür yardımcılığı yaptım. Evet. Bu arada Mustafa Bey'in de ismini duydum. Kayseri'de olsam Mustafa Vurdum'u görmek isterdim. Ona da Kayseri'mize hoş geldiniz diyorum. Her zannedersem Sakarya'da yaşıyor. Burada şimdi hocam. Sağ ol. Tamam. Ona da selamlarımı iletiyorum. Programa katılan ve dinleyen tüm Kayserilere selamlarımı iletiyorum. Hocam teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Saygılar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Halit hocam aynı heyecanla anlattılar galiba o günün heyecanını. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, öğretmenler kurulu toplantısı. İlginç bir öğretmenler kurulu toplantısı demiştik. Şimdi ben Gaziantep İsrail Lisesi'nden Kayseri Lisesi'ne geldim. Mustafa Bey, bu konuyu bir sevgili yönetmenim, konuyu bir dinleyelim, daha sonra telefonumuzu şey yapalım da Haziran'da, konuyu yarım bırakmayalım. Haziran'da. Yarım bırakmayalım. Beni Mahmut Bey çağırdı. Beni çağırdığı zaman 156 öğretmen kadrolu, 17 tane müdür yardımcısı vardı. Siz dedi başmaviliğe layık gördüm.
Ben de hocam ben nereden bileyim, ben daha 21 yaşındayım. Bir sene mesleğim var, beni niye seçtiniz? Bunu da süreç içerisinde anlatırım demişti. Ve süreç içerisinde de şunu ima etmişti. Üç nedenle. Bir, adım sağa sola karışmamış yeni bir isim. İki, çok düzgün yazı yazıyorum. Yazım çok güzel. Üç, ben tuvalete bile hayatım boyu kravatla gittim. Bu üç özelliğimi öne çıkararak bana bu teklifi yapmıştı ama birileri alınmasın diye, ki programdan önce siz bana bunu sormuştunuz. Onay gelinceye kadar siz bunu kimseyle paylaşmayın dedi. Haziran'da teklif etti. Eylül'ün ilk haftasında, okullar daha açılmadan onay geldi ve ben odama oturdum. Okullar açılmadan ilk genel kurul yapılır. Bütün öğretmenler, öğretmenler odasına çağrılır. İşte Mahmut Bey oturur. Baş muavin yanındadır. İşte rehberlik, öbür muavinler böyle. Öğretmenler de orada. Ve kurul süresince kimse sigara falan içmez, gürültü de olmaz. Mahmut Bey de asla kimse saygıda kusur etmez. Gündem de çok kabarıktır. Tam gündemin maddelerine geçti. Telefon da bağlanmaz normal şartlarda. Ama o gün ona bir telefon bağlandı. Acil dediler. Telefonla görüştük. Bir çift cümle, tamam efendim geliyorum dedi ve telefonu kapattı. Bana döndü ki Mustafa Bey siz devam edin. Vali Bey çağırıyor diye vilayete gitti. Ben de gündemi oraya aldım. Arkadaşlar işte gündemin üçüncü maddesine devam ediyorum demeye kalmadı. Biri oradan sigara yaktı. Öbürü kalktı, gerildi, dışarı çıktı. Yani beni oradaki kadronun hiçbiri adam yerine koymadı. Muavin olarak da benimsemediler, işlerine de sindiremediler. Bir tek kişi dahi bana arka çıkmadı. Ama ben bütün gücümle ayağa kalktım, evrakları topladım. O toplantıda. O toplantıda, beyler toplantı bitmiştir, hepinize teşekkür ediyorum dedim. Evrakları aldım, odama gittim. Ve ondan sonra Kayseri Lisesi'nde başka bir Mustafa Vurdum doğdu. Başka bir Mustafa Vurdum doğdu. Ve 7 yıl süreyle işte Halit'in de, Ömer'in de, Feridun'un da, işte Mustafa Rahmetlik Yaşar'ın da, Erdoğmuş'un da müdür yardımcısı olduğu yerde, Hayri Bey'in de, ben 7 sene müdür baş yardımcılığını o noktadan sonra farklı bir boyutta yaptım. Disiplin kurulu üyelerinde Nurçen Hanım da Ergin Bey'di. Ama burada şunu söylemek isterim. 1980 ihtilalini yaratan olaylar Türkiye'de çok yoğun yaşanıyordu. Evet, evet. Sümer Lisesi dahil sizler hatırlayacaksınız ki o sürede şey de açılmıştı. Gözü Çakmak Lisesi de açılmıştı. Hatta evet. Onu Kayseri Lisesi'nin bir şubesi olarak açılmış. Ben oraya müdürlüğe de bir süre vekalet ettim. Oranın müdürüne de espri yapardım. Siz Sümer Lisesi değil mi hocam? Sümer Lisesi açılmıştı. Hayır, hayır. Sümer 69'da galiba. Sevgi Çakmak. Ben Sevgi Çakmak'ın müdürü protokolda Kayseri Lisesi'nin baş muavinine denktir diye, hani Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransız yazdığı bir meşhur mektup var da ona atfen. Ama orada bile olaylar olmuşken Kayseri Lisesi'nde bir tek öğrencinin burnu kanamadı. Bunu Mahmut Bey'in disiplin anlayışına, benim disiplin uygulamama bağlamak lazım. Bugün de aynı günler, aynı ortamda, aynı şeyler yaşanırsa Mustafa Vurdum yine çatık kaşlıdır. Mustafa Vurdum yine öğrenciye kızandır. Ama birebir sınıfa girdiğim zaman hayatım boyu hep gülmüşümdür. Hep esprilerle ders yapmışımdır. Hatta Adapazarı'na gittiğim yerde bana fıkracı hoca derlerdi. Bütün her konuda bir espri üretir, yaratırdım. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Buyurun. Kurallar orada konurdu. Öğrencinin saçı işte 3 numara olacak, 2 santim olacak, 5 santim olacak, şapka mecbur olacak, kravat bilmem ne olacak, şuradan girecek, şuradan çıkacak gibi kurallar bu kurulda alınırdı. Öğrencinin saçının kesilmesine, kravatın mecburi takılmasına ve şapkanın giyilmesine, bunu birileri hatırlar, en azından Mehmet Yavrucu hatırlar, oraya bunların karşısında olup da şerh koyan iki kişiden biri benim, biri Mehmet Yavrucu. Ben hayatım boyu saçın kesilmesine, kral mecburiyetine, evet, ben şeye hep karşı çıktım. Çünkü ben öğretmen okulundan yetiştiğim için öğretmen okulunda kıyafet serbestisi vardı. Bir, saçlar uzundu çünkü çocuk çabuk yetişsin, olgunluğa adım atsın diye. Ama uygulamanın başındaki bendim. Dolayısıyla hem saç kestim, hem şapkanı kontrol ettim. Hem sigarayı denetlemeye çalıştım, hem de kravatı taktırdım ama bu kuralın alınmasında hep
bunların alınmaması için mücadele veren belki Kayseri'deki tek idareci. Peki nasıl işlerdi? Öğrenci bir disiplin suçu işledi sınıfta veya dışarıda. Orada prosedür nasıl işler hocam? Hemen biraz söyleyeyim. Onu paylaşır mısın? Hemen söyleyeyim. Öğrenci bir suç işlediği zaman burada bir mağdur olan biri vardır. Bir başka öğrencidir ya da öğretmendir ya da işte çalışanlardan biridir. Bu yazılı bir dilekçeyle okul müdürüne gönderilir. Okul müdürü Mahmut Taşkın. Mahmut Taşkın tabii, Allah rahmet eylesin. Müdür bey konunun önemine göre o yazıyı ya kendisi eline alır, bir biçimde bir görüşme yapar, olayı çözer. Ne obdüsmanlık mı deniyor? Onun gibi. Ya da eğer zamanı çok yoğunsa bunu müdür yardımcısına havale eder. Bunlar evrak olarak resmiyet kazanmaz. İşte Ömer Köylü'ye diye yazar, Ömer Köylü'ye gönderir. Ömer Köylü çocuğu çağırır. Oğlum bu yaptığın ayıptır falan filan diye olayı çözer. Bir şey rica edeyim, bir açıklama rica edeyim mi? Biraz önce görüştük Ömer Hocam'la. Şimdi Mahmut Hocam bir öğrenciyi Ömer Köylü Hocam'a gönderdiyse o ne anlama geliyor? Bu disiplin kuruluna gitmesin, çocuk ceza almasın, hareket notu düşmesin, ahlak notu bozulmasın anlamı taşıyor. Daha sonraki aşamalarda çocuğun zararına olacak. Çocuğun zararına olmasın diye. Ama eğer işte daha çok öğretmen-öğrenci ilişkilerinde bu gündeme gelirdi, disiplin kuruluna havale ederse, disiplin kurulunun başkanı ben, savcı pozisyonunda olayı bütün taraflarıyla görüşürüm, ifadeleri alırım, delilleri toplarım, tanıkları dinlerim, tanık ifadelerinin hepsini yazılı hale getirtirim ve disiplin kurulu üyelerini çağırır, kurulda bunları tartışır, bir karara bağlarız. Hiçbir kararımız okul müdürünün onayı olmadan hayata geçmez. Bazı kararlar Milli Eğitim Müdürü, bazı kararlar da bakanlık onayı olmadan hayata geçmezdi. Yani o zamanki disiplin kurulu yönetmeliği böyle. Ama ben orada kaldığım sürece Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onaylaması gereken hiçbir karar almadım. Yani okuldan hiçbirini atmadım. Kendi içinizde... Biraz önce Metin Bey bir şeyden bahsetti ama o doğru değil. Ben disiplin kurulu başkanı olduğum sürece o okuldan disiplin kurulu kararı kimseye atmadım. Ama şöyle bir şey olmuştur. Çocuk atılacaktır. Kendisini çağırmışızdır. Velisini çağırmışızdır. Demişizdir ki ya bu çocuğu siz buradan alın götürün. Biz de takipsizlik kararı alalım. Çünkü bu çocuk bu cezayı alacaktır. Atıyorum, öğrencinin tabirini söyleyeyim. Öğretmen dövmüştür. Öyle derler ya, öğretmeni patakladım filan diye. Ya da işte karşı gelmiştir. Bir takım nahoş laflar aradan geçmiştir. Birinden birinin okuldan ayrılması gerekiyor. Rahmetlik Mahmut Bey'in tabiriyle öğretmeni atamayacağımıza göre hadi öğrenciyi atalım dediğimiz olmuştur. Ama bunu da bu şekilde okuldan uzaklaştırmışızdır. Yoksa ona ceza mümkün mertebe vermedik. Ama 3 gün okuldan uzaklaştırma, 2 gün ihtar filan vermek gerektiği zaman mümkün mertebe onu 2 dayakla çözmeye çalıştığımı çok düşünürüm. Yani 2 tane dayak atardık, ceza vermeden gönderirdik. Eğer bu şekilde benden dayak yemiş olan varsa ben bütün Kayserilerin huzurunda affımı diliyorum. Burada herhangi bir kasıt yoktu. Çocuğun yararına düşündüğüm için, yanlış ya da doğru, böyle düşünen varsa huzurlarınızda herkesten affımı rica ederim. Estağfurullah hocam. Hocam ne demek? Yani, ne demek? Hocam mısınız yani, döversiniz de seversiniz de. Yani ama ben hep şey sevmeye çalıştığımı yani düşünüyorum. Bunu, bazı arkadaşlar bize mesajlar geliyor. Bazı arkadaşlar o yıllarda şeyleri unutamıyor. Aslında çok yanlış bir şey. Yani bir aileyiz. Ya, eşinizle de oluyor. Ben sınıfta babamdan dayak yedim. Evet, yani ben babamdan da kaçardık biz. Kayseri Lisesi'nde. Ben Kayseri Lisesi'nde birinci sınıf okudum sadece. Müdürün oğlu olmama rağmen biraz yarama saçarmış çocuk. Ali Bey, yani iki cümle daha ekleyebilir miyim? Buyurun hocam lütfen. Şimdi Allah var, dövüyorduk yani. Öğrenciyi dövüyordu. Elim yoruldu. Yavrucuya dedim ki bundan sonra sen devam et. Dinliyorsa bunu çok iyi hatırlar. İzliyor. 6 edebiyat C sınıfında işte sigara içen bir çocuğu oradan hemen çağırdık. Yavrucu böyle bir gerildi, çocuğa bir tokat attı. Çocuğun yıkıldı gitti. Dedim ki oğlum sen vurmayı beceremiyorsun. Öyle Yavrucu Bey. Ya, Yavrucu Hocam yakalandınız hocam. Ya, ama, yarın görüşeceğiz. Ama yine Yavrucu Bey hatırlayacak. Ömer Bey falan da hatırlar kimdi muavinlerden yanımda bu anlatacağım olayı.
sınıfa girdik, sigara araması yapıyoruz. Ben kapıda duruyorum böyle. Tabii ders öğretmenden izin alıyoruz. Ders öğretmen de bir albaydı, asker. Ana binaya alt kattan girince en sol tarafta en soldaki sınıf. Sol tarafta en soldaki sınıf. Yani altı fen, C falan olabilir. Evet. Edebiyatlar yukarıdaydı genellikle. Ben orada duruyorum. İşte Halit Bey, Ömer Bey, arkadaşlar da öğrencilerden sigaraları topluyorlar. Arıyorlar öğrenci. Arkadan bir tanesi böyle kıvışlamaya başladı. Besbelli ki bir şey saklıyor. Oğlum kıvışlama falan dedim ben kapıda duruyorum. Ya siz panoramik bakıyorsunuz kıvışmak öyle yerde. Gözlemliyorsunuz. Ama öğrenci durmayınca çık lan dedim eşek sipası. Aynen böyle. Çocuk çıktı dışarıda iki tane patlattım. Aramayı yaptık, odama geçtim. Albay arkamdan geldi. Buyurun albayım dedim, size teşekkür etmeye geldim dedi. Hayırdır dedim, o eşek sipası dediğiniz adam benim oğlum dedi. Eyvah! Yakalamış mıydınız o çocukta bir şey yoksa hareketlerinden dolayı? Yok, sigarayı aldık elinden. Yakalamış mı? Da ben hareketinden dolayı dışarı çağırdım, öyle kızdım, baktım durmuyor. Şimdi veli böyle yaklaşıyor ve çok öğrenciyi okulda içirtmemeye çalıştık. Ama becerdik mi? Hayır. Bu bir devlet politikası. Yasakladığınız her şeye karşı daha çok itibar artıyor, daha çok sigara içiliyordu. Onun için bu da öyle anıların içerisinde benim... Mahmut Bey'in gecesi, kendi gecem olsa anlatacak çok şey bulurum size. Ayrı bir program inşallah yaparız. İnşallah daha tüm programın evet, olacak. Evet siz şey bir yıl okudunuz Kayseri Lisesi'nde, babam ben derslere de girdi. Bir yıl okudum, babam Almanca dersine girdi. Bir gün işte bir kış günü sınıftayken ben de haşarı bir çocuğum demiştim. Çocuklar elimizde kartoplarını sınıfa getirdik. Bayağı bir kartopu getirdik. Sınıfta kartopu oynamaya başlamıştık. Ders başladı. Babam da koridorlarda yürüyormuş. Orada bakıyor yerler hep su. Suyuların izini takip ede bizim sınıfa girdi. Sonra öğretmenden izin istedi. Bir kadın öğretmendi. İsmini hatırlamıyorum şu anda. İzin istedi ve sınıf başkanını kaldırdı. Oğlum bu su ne burada dedi, yerler dedi, hep kartopu dedi, bu ne dedi buranın hali dedi. O da dedi ki, ya işte falan dedi, sizin oğlunuz getirdi bunları dedi. Eyvah. Babam döndü öteki koridordan yanıma geldi, benim kulağımdan tuttu, 2-3 tane yüzüme patlattı, ondan sonra sınıftan dışarı çıktı gitti. Ben yani sınıfta babamdan... Şimdi, tokat yedim ben. Evet sevgili Mustafa, 7 numaralı bağlantıyı da vaktimiz varsa hazırlayalım. Buyurun hocam lütfen. Mahmut Bey, Cahit'in dediği gibi öğrencileri arada bir böyle kaydırırdı hafif böyle yarım yamalak. Kendi oğlu olduğu için buna biraz ağırca vurmuştur ama çok hafif vururdu. Kolay kolay da vurmazdı. Kayseri Lisesi bir erkek lisesi. Adı öyle. Resmi adı Kayseri Erkek Lisesi'ydi. Şehrin göbeğinde hovardalık yapan bütün genç delikanlılar etrafta dolaşıyor. Bazıları da içeriye giriyor. İşte uzun saçlı hippi tipleri o zaman öyle. Biz de mümkün mertebe okulu dışarıdan gelen çocuklara karşı temiz tutmaya, onları dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten zil çalıyor. Çocukları içeriye alınca onlar açıkta kalıyor. Bir gün Mahmut Bey'le beraber orada ön bahçede duruyoruz. Bütün çocuklar içeri girdi. Hippi kılıklı böyle uzun saçlı bir çocuk kaldı orada. Ama çıkmıyor. Herhalde ikinci teneffüsü bekleyecek, sevgilisim var, neyse. Mahmut Bey gitti yanına. Yavrum dedi, burası erkek lisesi güzel evladım. Burada kızların yeri yok dedi. Bak hiç kızımız yok dedi. Kız çocuklara burada kötü davranıyorlar. Hadi yavrum sen dışarı çık. Ne kadar kibar değil mi? Evet, ne kadar çok kibardı. Allah rahmet eylesin. Uzun saça kızlar o zamanlar. 7 numaralı bağlantımız Sayın Mustafa Cemiloğlu hocam. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Hocam... Lütfederseniz sizin de aynı dönem görev yaptınız. Mahmut Taşın hocamı sizden dinleyelim. Nasıl anlatırsınız? Efendim şimdi ben size öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Oradaki konuklarımıza ve özellikle bize yuvayı sıcak gösteren Sayın Vurduma çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Gördüğüme çok sevindim. Sağlık ve sıhhatli bir şekilde. Teşekkür ederim. Efendim şimdi Mahmut Bey'le çok yakın çalışma arkadaşımız imkanımız oldu. Özellikle ve öncelikle branştaş olduğumuz için de çok yakın temaslarımız oldu. Benim hem öğrenciliğim, hem öğretmenliğim, hem müdür yardımcılığım orada geçti. Ondan sonra idareciliğe geçtim ben. Evet. Şimdi her şeyden önce Mahmut Bey okuldaki başarı ve başarısızlığın şifresini çözmüş bir insandı. Dolayısıyla Mahmut Bey hangi öğretmenin okulda istihdam edileceğini veya hangi okulun oradan uzaklaştıracağı metodunu çok iyi bilen birisiydi. Bunun için de zaten başarı çok yükseldi okulda, onun şansına münhasır olarak tabii. Şimdi o zaman Milli Eğitim'de bir müdürler komisyonu kararı diye bir şey vardı. Müdürler arasında öğretmen alışverişi olur. Dolayısıyla Mahmut Bey atık davranır ve başarılı öğretmenleri okulda istihdam eder, okulda bulundururdu. Şimdi benim yaşadığım bir hadise anlatayım size, zamanımız var da tabii. Buyurun efendim. Ben Kayseri Lisesi'ne ilk atandım. Bunun işim Almanca'ydı tabii. Baktım elime bir program verildi. Bütün birinci sınıf, iki ve üçüncü sınıf hiç yok. Dolayısıyla ben buna çok işkillendim. Halbuki benim kendimi branşımda bayağı kendimden yani bir şey görüyorum yani, yeterli görüyorum. Ama bunu yıllarca içe, aylarca içimde ukde olarak kaldı. Mahmut Bey'e saygımdan dolayı bir türlü bunu açıklayamadım. Bir gün sene sonunda Mahmut Bey benim dersime geldi. Dersimi bilmedi, sene ders sonuna kadar. Dedi ki Mustafa Bey, benim odama gelir misiniz? Mahmut. Evet hocam. Hocam evet. Dinliyoruz. Alo? Dinliyoruz hocam, buyurun lütfen. Buyurun. Odama gelir misiniz dediler. Evet, odasına birlikte gittik Mahmut Bey'in. Dedi ki bundan sonra sana 5. sınıflarla 6. sınıflarla veriyorum. Dedi ki size ölçtüm ben. Baktım branşınızda yeterlisiniz. Dolayısıyla bundan sonra 5. ve 6. sınıflar size ait dedi. Dedim ki hocam şimdi daha önce haç yapsaydınız da bana, benim içime bunu ziyaret etmeseydiniz, kendi kendimle kavga ettirdiniz falan dedim. O zaman da görüştük. Ondan sonra Mahmut Bey bana tabii ki 5 ve 6. sınıfları verdi. Dolayısıyla bu şekilde okulun başarısının yükseltilmesinde öğretmenleri ölçerdi. Evet hocam. Yani okulda başarılı olamayacak öğretmenleri bir şekilde okulda koymazdı. Onun için Kayseri Lisesi'nin başarısının yükselmesinde de en önemli faktör Mahmut Bey oldu. Kendisini ben rahmetle yad ediyorum, rahmetle anıyorum. Allah rahmet etsin. Amin. Ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Ali Bey ben bir şey yapmak istiyorum. İstanbul'dan Yüksel Dabakoğlu, Cahit Bey'e soruyor. Mahmut hocamızın bilmediğimiz yönlerini anlatmasını rica ediyorum. Mahmut hocamızın bilmediğimiz yönleri. Evet, onun cevabını dilersen sevgili Metin, Cahit Bey, reklamların ardından cevap ver. Reklamlar olur mu? Tabii. Şimdi tabii. Reklamlar değerli izleyenler. Reklamların ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali'cim, evet, buyurun. Bu arada sevgili yönetmenimizle rica edelim. 8 numaralı bağlantımızı da telefonumuzda bağlı. Hazır değilse ben hocama şey... Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Biraz önce telefon bağlanana kadar şey yapalım. Sevgili yönetmenim bağlayana kadar. Biraz önce sevgili Metin'in iki tane klibini dinledik. Sizden de bizi böyle kendi kendinize mırıldandığınız şarkılar, türküler var mı desek hocam? Mesela Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor. Var mı repertuarınızda şöyle kendi kendinize? Hemen söyleyeyim, yok. Yok ama, mu? Şarkı madem, söylemezsiniz ama bu konuyla anekdot var. Madem Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor dediniz, onunla ilgili bir hatıra var, onu hemen söyleyeyim. Kayseri türküsü olsun diye öyle söylemiştim. Ben biraz şiir okurum, okurdum da, yazardım da. Ama matematik öne geçince onlar kaldı. 1980 yılbaşını işte Marmara bölgesinde bir yerde yılbaşı gecesi arkadaşlarla beraber otururken sanatçıya istekte bulunuyorlar. Bir şeye yazıyorsunuz. Bir şeyler yazıp gönderiyor. O hem isteği gönderene teşekkür ediyor hem de şarkısını söylüyor. Arkadaşım da Kayseri doğumlu. Dedik ya biz de bir Kayseri türküsü isteyelim de varlığımız belli olsun. Yazdım. Yani. Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor diye gönderdim kağıda. Sanatçı aldı şöyle bir baktı.
Erkilet güzeli ve bağlar bozuyor ailelerine çok teşekkür ederim dedi Kenan Abla. Evet. Hoş bir anekdot olarak. Hemen hazır mı sevgili Mustafa? 8 Sayın Mehmet Ali Kılıç Bey. Efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar beyefendi. Siz memur olarak görev yaptınız Kayseri Lisesi'nde. Evet, evet. Değil mi? Kayseri Lisesi'nde memur olarak. Mahmut Taşkın müdürümüz döneminde. Siz evet, evet. Siz nasıl anlatırsınız Mahmut Taşkın müdürümüz dersek? Siz neler söylersiniz? Mahmut Bey Mehmet Ali Bey hep öyle seslenirdi değil mi? Nasıl seslenirdi hocam? Mehmet Ali Bey derdi. Geliyor mu sesim? Geliyor. Sen konuş, duyuyoruz. Çok güzel geliyor. Buyurun efendim. Mahmut Bey süper bir insandır. Dikkatli, dürüst, devlet malına sahip, kimseyi kırmaz, kibar, böyle bir insandır. Ben öğretmen fikirlerini de haberdar olurdum. Ben evet. O sicillerde ben bir öğretmene kötü sicil verdiğimi görmedim. Olmadı benim zamanımda. Mahmut Bey'le 16 yıl beraber çalıştık. Olmadı. Mahmut Bey takdire şayan bir insandı. Allah rahmet eylesin. Söylenecek çok şey var ama işte şu anda hatırımıza gelmiyor, hatırlayamıyoruz. Ne sorarsanız söyleyelim. Yok teşekkür ediyoruz. Sizin söylemek istediğiniz var mı Adalet? Bak efendim, şimdi şöyle beyefendi. Şeyler olurdu, öğretmen kurulları olurdu zamanında. Öğrencileri kurtarması için öğretmenlere bayağı rica ederdi. Yani hiç kimsenin ders kaybetmesini istemezdi böyle Mahmut Bey. Mehmet Ali Bey, ya yediğin kıymalılardan bahset bari ya. Neden? Kıymalılardan diyor Mustafa Hocam. Kıymalı ikram ederdi Mahmut Bey. Kıymalı akşam Mahmut Bey beni çağırırdı. Derdi ki akşam gel de çalışalım derdi. Yukarıda 12'ye kadar çay içerdik. Otururduk, çalışırdık, kalır derdik. Mahmut Bey çalışkan bir adamdı. Mahmut Bey nefedecek kadar insandı. Allah rahmet eylesin. Çok çok abi. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Bey. Verdiğiniz bilgiler için efendim. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi muhterem hocam, Mehmet Ali Bey'in söylediği bir sözcük üzerinden, siciller, öğretmen sicilleri üzerinden gidecek olursak, öğretmenlerinin sicillerini çok dikkat ederdi. Öğretmenlerini savunurdu. Peki dışarıdan gelecek sicillerle ilgili demeyeyim de başka siyasi nedenlerle gelebilecek öğretmenlerine, çalışma arkadaşlarına karşı suçlamalar olur muydu? Bu bağlamda da sizlere bakışı nasıldı? Kolay harcar mıydı yoksa savunur muydu? Kısaca netleştirelim soruyu. Buna verilecek çok net cevaplar var ama bir örnek verirsem herhalde hepsini toplu halde açıklamış olacak. Mahmut Bey yalnız öğrencilerin değil, velilerin de babasıydı. Mahmut Bey yalnız velilerin değil, evet. Öğretmenlerin de babasıydı, evet. Ve hepsinin de aynı zamanda öğretmeniydi. Mahmut Bey hakikaten bir ekoldü tek başına. Onun için onunla ilgili Mehmet Ali Bey heyecanlandı, söyleyemedim. Evet. Mehmet Ali Bey'in söyleyeceği çok şey var. Ama ben şunu söyleyeyim. Halk arasında Mahmut Bey solaktı, solak Mahmut diye. Hocam ben onu soracaktım. Yani Mahmut hocam hakkında bir fıkra var diyelim. Fıkra var, uydurulmuş. Bazıları da inanmış. Evet. Yani bunlar da birkaç tanesini söylerseniz. Şimdi solak Mahmut, hani böyle sıradan biri gibi Mahmut Bey hiçbir zaman böyle bir tabiri hak edecek bir tavırda, davranışta asla olmadı. Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi olağanüstü kibar, olağanüstü beyefendi, kapıdan içeriye biri geldiği zaman oturduğu yerde onun elini sıkan hiç kimseyi görmemiştir. Mutlaka öğrenci girdiği zaman bile ayağa kalkardı. Ve çocuklara şunu söylerdi. Çocuklar, benim size gösterdiğim saygı kadar sizden saygı bekliyorum. Bu çok önemli bir laf.
Çocuklar, benim size gösterdiğim saygı kadar sizden saygı bekliyorum derdi. Herkese olağanüstü saygı gösterirdi. Ama güven verme ve güvenme konusunda şu çok net. Mehmet Yavrucu bunun canlı tanığı. Öbürleri şu anda burada olmadığı için isimlerinden tek tek bahsetmek istemiyorum. 70-80 arası birçok koalisyon hükümetleri döneminde ülke çok sıkıntılı anlar yaşadı. O arada da Kayseri Lisesi nasibini aldı. 70-80 arası evet. Kayseri Lisesi o yaşanan siyasi o sıkıntılardan nasibini aldı. Burada bir virgül rica edebilir miyim muhterem hocam? Sayın Yusuf Özmerdiven hocam telefonu attığımızdalar. Tamam. Kendilerine bir merhaba diyelim. Hocam iyi akşamlar, merhaba. Efendim yanlış. Ay Bedri yanlış. Hocam. Bedri Balcıoğlu. Evet, Bedri Balcıoğlu. Başlayın Bedri Hocam. Evet, Sayın Bedri Balcıoğlu Hocam. Evet hocam, evet. Siz Mahmut Taşkın müdürümü nasıl anlatırsınız? Mahmut Taşkın beyimiz. Evet. Efendim, ben 69'dan 78'e kadar Kayseri Lisesi'nde çalıştım. Böyle 8-9 sene veya biraz daha fazla. Ben kişi olarak ve müdür olarak, bak samimi olarak söylüyorum, hakikaten çok değerli bir insan olduğunu ve iyi bir yönetici ve iyi bir insan olduğunu her zaman için takdir ediyordum. Fakat bu sıralarda, daha doğrusu gün geçtikçe ve çeşitli derecede çalışıp efendim, yöneticinin veya yönetici olan bir insanın nasıl olması gerekir diye bir soru sorduğumda emin olun ben örnek olarak Mahmut Taşkın hocama rahatlıkla söyleyebilirim. Nedeni de şu, bir kere her şeyden önce iyi bir insandı. Bu arada bütün öğretmenlerini ve öğrencilerini koruma ve onları kötü bir duruma düşürmemek için eline giden bütün uğraşı veren bir insandı. Yani özverili bir insandı. Aklını kullanan bir insandı. Yani bunu ben bir şey için söylemiyorum, bir ittifak için söylemiyorum. Gerçek olduğu için söylüyorum. Benim üzerimde şahsen eşimimiz ve eşim de Kayseri Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Onlarla zaman zaman konuşuruz. Hakikaten müdür olarak, insan olarak, öğretmen olarak saygıdeğer çok muhterem bir beyefendiydi. Allah rahmet eylesin. Ben de bir izlenimi bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz Betri Hocam. Çok teşekkür ederim Betri Hocam. Şey, selamlar Ankara'ya. Saygılar sunuyoruz. Teşekkürler. Selamlar. Hayırlı tamam. Akşamlar. Evet hocam 70-80 arası. Şimdi, bu dönemlerden de dönemde. Kayseri Lisesi nasibini aldı. Her ne kadar Kayseri Lisesi'nde bir tek öğrencinin burnu kanamamış ise de dışarıdan bu çok değişik biçimde algılandı. Farklı yansıtıldı. Bizimle ilgili çok farklı dedikodular yapıldı ve GÜP diye 77 yılında zannediyorum 8 tane arkadaşın sürgün kararnamesi çıktı. Bir öğretmen için çok kötü bir şey sürgün. Hani tayin istersin ya da istemeden zorunlu evet. Nedenlerle ihtiyaçtan dolayı gidersin filan ama sürgün çok kötü bir tabir. Ve Mahmut Bey Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıldı. Bu 8 tane kararnamenin bize tebliğ edilmesi ve okulla ilişkimizin kesilmesi için talimat verilerek Kayseri Lisesi'ne geri gönderildi. Mahmut Bey kararnameleri aldı ve bir süre bekletti. Yani yetkisi süresince bekletti. Herhalde işte öğrenciler de üzülmesin, öğretmenler de üzülmesin diye bizimle de paylaşmadı. Sonra öğreniyoruz ki Mahmut Bey kararnameleri almış, Vali Bey'e gitmiş. Ve aynı şöyle söylemiş. Bunun canlı tanıkları var. Yanında olan da var. Efendim bu çocuklarla ben çalışıyorum. Ve bu çocukların geçmişini de biliyorum. Çalışma yöntemlerini, biçimlerini, düşüncelerini, eğitimle ilgili yaklaşımlarını biliyorum. Bu çocuklar bu cezayı hak etmediler. Eğer mutlaka bu çocuklara bu tebliğ edilecekse bir başka müdür atayın o tebliğ etsin. Ya da buyurun siz tebliğ edin der. Kararnameleri valiliğe bırakır. Ve Mahmut Bey okula böyle döner. O
Mahmut Bey yanında çalışanlara böyle sahip çıkardı. Ve o arada işte o değişken hükümet düştü mü bir şeyler oldu ve biz okulda kaldık. 1980'de de ama o sizi kurtardığı konu kendi başına geldi. 1980'de işte görevden o MC hükümetlerinin o kadrolaşma sevdasından dolayı ayrılmak zorunda kaldı görevden ve onu düz Almanca öğretmeni olarak sanat okuluna tayin ettiler. Tabii 20-25 sene efsane öğretmenlik evet. yapmış bir insanın oraya gitmesi çok acı bir kesinlikle, durumdu bunun için. Kesinlikle. Ama sonra işte bakanlıktan devreye girenler oldu ve Ankara'da Talim Terbiye Dairesi'nde Belge Denklik Şube Müdürü olarak görev ben başladı. Ben en son orada görmüştüm. Evet. 87'ye kadar orada görev yaptı, sonra emekli oldu. Evet. Onun için Mahmut Bey böyle bir Mahmut Bey vardır. Söylenecek çok şey var mı? Çok şey var. Ama o Mahmut Bey şöyle derdi bizim hanım. Bizim hanım da kız meslek lisesinde öğretmendi. Cahit'in annesiyle beraber aynı yerde çalıştı. Okulda öyle derlermiş. Mahmut Bey, annenizin adı? Müzeyyen. Müzeyyen Hanım'la değil, Kayseri Lisesi ile evli derlermiş. Vallahi ben onu bilirim. Yıllık izinlerinde bile biz böyle 5-6 gün bir Kayseri'den yani uzaklaşırdık, bir yere giderdik. Sonra hemen tekrar geri dönerdik. Bırakın, bizi sabahlara kadar çalıştırırdı. Yavrucu Bey'le bana da farklı bir zaafı vardı. Bir şey daha anlatayım da. Mehmet Ali Bey bahsetti ya bu şeyler, öğretmen raporlarını filan. Tabii ben başmağın olduğum için birçok şeye ben de vakıftım. Mahmut Bey'le gece çalışıyoruz. Bize dışarıdan çay söyleyecekti. Böyle altında bir düğme vardı. Bir düğmeye basar, zil dışarıdan düşer ve müstahdem çay getirirdi. Ama o gün nedense onu bulamadı. Baktı biraz kaymış, eğildi. Zile basayım diye. Ve Mahmut Bey öyle kaldı. Aynen öyle kaldı. Beli kaymıştı. Beli kaymıştı, evet. Beli kaymıştı, evet. Mehmet Ali Bey'le biz vardık. Mehmet Ali Bey genç bir çocuk böyle bel çeken falan filan birini tanıdığından bahsetti. Başka seçeneğimiz yok. Gece yarısı ona telefon etti. O ona derken o çocuğu bulduk. O geldi. Mahmut Bey'i biraz oğuştura yere yatırdı. Biraz düzeltti. Evet. Biraz düzeltti. Hatta düzelttikten sonra kafasına bir havlu geçirdi. Elini taktı. Bizi de ayaklarının üzerine oturttu. Böyle biraz salladı, hafifçe bir çekti. Oturttu. Ayağa kalktı. Evet. Hocam teşekkür ederiz. İki mesajımız var. Ben onu da okuyayım. Sayın Hülya Düzardıç, yine harikasınız. Özellikle Kayra ile çekilen klip muhteşem. Almanya'dan selamlar. Çok selamlar, teşekkür evet, ederim. Biz de klibinizi beğenerek izledik. Oğlum Kayra da dedesi gibi yakışıklı çıkmış. İyi yayınlar dilerim. Herkese sevgi ve selamlar. Sevgili Onur Yücel. Mahir Erdoğan Beyefendi iyi yayınlar dilemişler. Ve diğer mesajları da biraz önce arz etmiştim. Programın sonuna geldik. Dakikalar bitti ama sevgili yönetmenim değişik bir kamera açısı kullandı. Evet. Bir plaket var galiba. Plaketi, evet, plaketi biz şöyle yapalım. Mahmut Hocam'ın hem ölüm yıl dönümü anısına şey olarak sevgili Cahit Taşkın'a Mustafa Vurdum Hocam'ın takdim etmesini rica edelim eğer şeyse. Hocam, evet. Şey, ayak şıyorum. Evet. Peki şey olsun. Bir şey olabilir. Yok ayağa da kalkmayalım galiba. Almıyor değil mi? O şey yapalım oturduğumuz yere. Oturduğumuz yere. Oturduğumuz yere alalım. Evet. Evet. Bir defa çok güzel bir jest oluşturdunuz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mahmut Bey hem sizlerin söylediği gibi hem sizlerin hem de bizim gibi yanında çalışanların, insanların gönlünde zaten ölümsüz. Ama siz bunu bir biçimde bir kez daha vurguladınız. Size yürekten teşekkür ederek Cahitciğimle karşılaşmış olmaktan çok mutlu olduğumu, çok gurur duyduğumu, çok sevindiğimi böyle kocaman biri olarak gördüğümü de ayrıca vurgulayarak ben de bunu kendisine takdim ediyorum. Sanırım evet, çok teşekkür ömür ederim. Boyu çok teşekkür ederim. Evinin bir evet, köşesinde saklayacak. Kameraya karış, evet, şöyle tutalım. Buradaki kameraya şöyle. Evet. Evet. O alıyor sizi. Evet, neler var? Resim var galiba. Evet, burada bir aile resmimiz var bizim. O basılmış üstüne. Hı-hı.
Evet, böyle de tutabiliyoruz. Evet. Tamam. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, çok büyük bir incelik bunu hazırlamanız. Tabii, ne demek canım, o şey değil de. Evet. Ben bir şey söylemek böyle istiyorum. Lütfen. Mustafa Vurdum hocam, siz zaten bayağı bir eğitimcilik açısından başarılısınız. Şeysiniz. Ben şimdi şöyle, gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani hayatları nasıl kurmalarını tavsiye edersiniz? En son onu bir şey yapayım. Ve öğrencilerinize veya gençlere neyi tavsiye edersiniz? Nasıl bir hayat kursunlar kendilerine? Ondan sonra yayınımızı inşallah bitirelim. Şimdi bizim gençlerimiz dünya sıralamasında biraz aşağıda. Birkaç ülkenin eğitim sistemini incelediğimde gençlerin bizim çocuklarımıza oranla çok daha fazla özgür olduğunu, ders konularında biraz daha ehven olduğunu ama teknik olarak onların bizden çok daha ileride olduğunu defalarca gördük. Bunun için bir tek şey söylemek istiyorum. Eğer çocuk bir biçimde en çok sevdiği, ki büyük bir ihtimalle insanların en çok sevdiğiyle en çok başarılı, yetenekli olduğu büyük çapta çakışıyor. Yani hepsinde değil ama dolayısıyla en çok sevdiği konuyu, en çok sevdiği dersi neyse onun üzerine yoğunlaşsın. İşte babam doktor olmak istiyor, annem mühendis olmamı istiyor filan değil. Ne olması gerekiyorsa, bu bir sanatçı olabilir, bir müzisyen olabilir, bir ressam olabilir, bir heykeltıraş olabilir, bir dil bölümü olabilir. Yeter ki kendisinin başarılı hissettiği dalı seçerse gelecekte görecek ki gerçekten çok başarılı olacak. Ben sizlere de bu vesileyle tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Biz de buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için Cahit Bey'e teşekkür ediyorum. Hocam size de teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, yayınımız burada sona eriyor. Umarız güzel bir gece geçirmişsinizdir. Haftaya 3 Mayıs Çarşamba günü özel bir program yapacağız. Bu şehrin ışıklarında canlı yayın konuklarımız, değerli Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Onursal Başkanı Avukat Mehmet Savruk ve Dernek Başkanımız Fevzi Önder ile enine boyuna Kayseri Lisesi Mezunları Derneği ile ilgili her şeyi konuşacağız. Önemli açıklamalar ve gelişmeler olacağını umuyor. Hepinize, bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.